Merhaba arkadaşlar, dersimiz Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, olasılık konusuyla devam ediyoruz konularımıza. Gelin beraber inceleyelim olasılık konusunda neler var. Bakın, basit olayların olma olasılığını hesaplamaya başlayacağız arkadaşlar. Geçen seneden konu biraz daha farklılaştı, daha da basitleşti diyebiliriz. Geçen sene biraz daha zordu konu açıkçası. Bu sene biraz daha basit ve temel noktaları soruyorlar size. Bakın, hemen olasılığın biz bir tanımına bakalım. Sonucu kesin olarak belli olmayan, rastlantıya bağlı olarak gerçekleşen olaylara denir. Mesela siz aslında bir zar attığınızda ne geleceğini bilmiyorsunuz ama 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan birisi gelir, onu biliyorsunuz. İşte bu bir olasılık, bir kesinlik yok çünkü. Hemen bu kavramlara bakalım. Bakın, deney, bir olayın sonucunun ne olacağını görmek için yapılan işleme deney denir. Nedir mesela? Şunu yapabilirsiniz, zar attık arkadaşlar, zar attığımızı düşünelim. Evet, kalemimiz takılmazsa. Bakın, zar atılması. Evet. Evet arkadaşlar, zarın atılması bir deneydir. Ya da paranın atılması. Peki çıktılar ne? Çıktı deyince ne anlayacağım? Hemen tanımına bakalım. Bir olasılık deneyinde elde edilebilecek sonuçların her birine neler gelebilir? Bakın, bir zar attığınızda. Bir gelebilir arkadaşlar. İki gelebilir. Bakın. Üç gelebilir. Evet. 4 gelebilir bakın. 5 gelebilir. Ve 6 gelebilir arkadaşlar. Bakın, bunların her birine çıktı diyoruz arkadaşlar. Örnek uzay ise tüm çıktıların oluşturduğu topluluğa, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın oluşturduğu topluluğa örnek uzay diyoruz. Yani bunların her birine çıktı. Bunların hepsine ise örnek uzay diyoruz. Peki olay dediğimiz nedir peki? Bakalım. Olay bir olasılıkta gerçekleşmesi istenen duruma denir. Ne istiyorsunuz mesela? Mesela çift gelmesi. Bakın, çift gelmesi bizim bir olayımızdır. Peki biz olasılık hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar, basit bir şekilde şunu biliyoruz. Bir A olayının olma olasılığını bir, bakın, olasılık parantez içinde A diye yazabiliyoruz. Bunu yazdıktan sonra hesaplamayı şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Çıktı sayısı, yani istenen durum, bölü tüm durumlar diyebiliriz bunu kısaca. İstenen durum, gelin yazalım. Bakın arkadaşlar. İstenen durum bölü yani bölü tüm durumlar. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Ama ikinci sayfaya bakalım sizlerle. Gene şunu bir irdeleyelim. Yüzleri 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış bir zar havaya atılıyor. Peki atılsın. Bu olasılık deneyinde deney, çıktı, örnek uzay, olayı belirtecek. Zarın üst düzeyine gelen sayının çift olma olasılığını hesaplayalım. Bunların hepsini gelin yapalım. Sevgili arkadaşlar. Evet, hemen inceleyelim. Deney neymiş arkadaşlar? Evet. Zarın havaya atılması. Yazalım hemen. Kalemimizi tıklatalım ve yazalım. Zarın havaya atılması bir deneymiş. Bir deney yapıyoruz. Çıktılarımız neler olabilir? Bakın. 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir bakın. 5 olabilir ve 6 olabilir. 7 olabilir mi? Olamaz çünkü zar 600'dü zaten biliyorsunuz. 1, 2, 4, 5, 6'yı yazmışız biz yüzlerine. Peki örnek uzay ise bakın. Şunları şu tarafa yazalım. Örnek uzay ise 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'nın bakın tamamının olduğu küme diyebiliriz. Peki olay ne arkadaşlar? Olayımız da evet çift sayı olması. Ben çift sayı olmasını istiyorum. Olayım da bu. Gelin biz A olayını bir hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Çift olmasını istiyor. Bakın çiftler hangileri? 2, 4 ve 6. Kaç tane durum var arkadaşlar? Yazalım şuraya.
O A yazacaktık bakın. Sonra eşittir diyecektik. Evet. İstenen durumlar neler arkadaşlar? 3 tane durum var istenen. Peki tüm durum ne arkadaşlar? 6. Bunu bir de sadeleştirebiliriz. 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Gördüğünüz gibi. Şu soruya bakalım. Evet, matematik kelimesinin harflerinin her biri aynı büyüklükteki kartlara yazılarak bir torbaya konuluyor. Bakın şu harfler konuluyor. Bu olasılık deneyinde deney, çıktı, örnek uzay ve olayı belirtilen torbadan rastgele çekilen evet, bir karttan N harfi yazma olasılığı. Şimdi, deneyimiz ne arkadaşlar? Deneyimiz ne? Bizim bu harfleri, evet, matematik kelimesindeki harfleri bir torba yapmamız deneyimiz. Çıktılarımız ne? Bakın. Evet. N, A, T var. E var bakın. Yine M var. Yine A var. T var. I var ve K var arkadaşlar. Bakın. Bunların her birine çıktı diyoruz bakın. Her birine çıktı diyoruz. Torbaya atacağız ya bunları. Bunlar her biri çıktı olacak. Örnek uzayımız ise şu kelimelerin bulunduğu küme. Olayımız ne arkadaşlar? Olayımız şu bakın. Ne istiyor? Olay neymiş? M harfi yazma olası. Hemen bakalım. O M yapalım bakın. Eşittir diyelim ve hesaplayalım. Evet. Kaç tane M var arkadaşlar? 2 tane. O zaman 2 bölü. Kaç tane harf var? 2, 4, 6, 8, 9 tane var. O zaman ben 2 bölü 9 diyebilirim arkadaşlar. Neye? Buradan bu torbadan rastgele çekilecek bir karttan M harfi yazma olasılığını 2 bölü 9 olduğunu rahatlıkla görebildim arkadaşlar. Evet. Bakın bu tip soruları hep testlerde göreceksiniz. Hemen başka bir soruya bakalım. Sevgili arkadaşlar. Ne diyor bakın. Şöyle diyor. Bir madeni para havaya atılıyor. Arkadaşlar bir madeni bakın. Bir madeni para. Havaya atılma ne gelebilir bakın. Ya tura gelir. Ya da yazı gelebilir değil mi? E peki bizden ne istiyor? O neyi? Tura gelmesini istiyor. Tura. Tura yazayım bakın. Ve bireyim. E nasıl hesaplayacağım? Bakın tura olma durumu 1. E peki kaç tane durum var peki? Tüm durumlar nedir? 2. Bakın 1 bölü 2 yazabilirim o halde. Birazdan gerekirse 3 tane para atılma durumunda ne geldiğine bakacağız. Ya da 2 para atılma durumuna da bakacağız arkadaşlar. Gelin bakın. Karşınıza gelebilecek değişik hoş bir soru. Basit bir soru arkadaşlar. Yapabilirsiniz rahatlıkla. Fakat mantığını anlamanız gerekiyor. Bakın yandaki çark hızlı çevrilir. Bırak hızını oku mavi rengi gösterme olası. Şimdi arkadaşlar burada nereden ilişki kurabilirsiniz? Yani sayılar yok bakın. Ne var? Açılarla alakalı. Açı. Açıya dikkat edeceğim. E gelin kırmızının açısı kaç derece? 90 derece bakın. Peki yeşil 150 derece bakın. E peki mavi 120 derece. O zaman benden ne istiyor arkadaşlar? O mavi mi istiyor? Mavi olmasını. Hemen bulalım. Tüm durum ne arkadaşlar? 360 derece olduğunu biliyorum. Peki benden ne istiyor? Mavi olmasını. O zaman ben istenen durumu şuraya yazabilir miyim? Bakın siz zeki öğrencilersiniz. Bunu hemen 1 bölü 3 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Yukarı 120'ye bölerim. Evet 1 olur. Aşağı 120'ye bölerim bakın. 3 olur ve sonucum 1 bölü 3 olur. Bu tip sorular gelebilir arkadaşlar. Peki bakın hemen başka bir alt başlığımız var. Sürekli size soracak arkadaşlar. Bu sene özellikle bunun üzerinde duruyorlar. Kesin olay, imkansız olay. Bakın kesin olay, imkansız olay ve eş olasılıklı olaylar. Bakın arkadaşlar. Kesin olay dediğimiz şey gerçekleşme olasılığı %100'dür. Yani bir olan olaylara kesin olay diyoruz. Kesin. Mesela ne diyelim? Seçeceğimiz insanın evet nefes alıyor oluşu. Canlı bir insanın nefes alıp veriyor oluşu. Bunun kesin olarak bilebiliriz değil mi? Zaten nefes almıyorsa ölmüştür. Biz de canlı bir zaten. Gelelim şuna. İmkansız olay meselesinde gerçekleşme olasılığı sıfır olan olaylara imkansız olay denir. Nedir bu da? Uçan fil diyebiliriz arkadaşlar, değil mi? Uçan fil diye bir şey olamaz. O yüzden buna biz imkansız
olay diyebiliyoruz. Gelişime bakalım. Bir olayın gerçekleşme olasılığı meselesi önemli. Evet, bununla ilgili güzel sorular gelecek karşınıza. Bir olayın gerçekleşme olasılığı 0 ile 1 arasındadır arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl yazabiliriz? Bakın 0 ile 1 arasında aynı zamanda 0 dahil 1 de dahildir. Şuna biz ne diyoruz o zaman? Bakın imkansız dediğimiz değil mi? İmkansız dediğimiz. Şurası ise yani olma olasılığı 1 olanlara ne diyoruz? Kesin diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Buna da kesin diyoruz. Bunu söyledikten sonra bir de eş olasılık meselesine bakalım. Bir olasılık deneyinde her bir çıktının gerçekleşme olasılığı eşit ise bu duruma eş olasılık. Mesela havaya atılan bir zarın bir gelme olasılığı 1 bölü 6'dır değil mi arkadaşlar? E peki 2 gelme olasılığı o da 1 bölü 6'dır bakın. 3 gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Bakın bunlar eş olasılık olma durumları diyebiliriz bunlara. Peki bakın burada bir tane daha bir uyarı var. Hemen şuna bir bakalım kutucuğun içine. Ne diyor? Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1. Evet bakın bundan da soru gelecek arkadaşlar. Sürekli karşılaşacaksınız testlerde. TEOG denemelerinde karşılaşacaksınız TEOG'de. Evet. Bir olayın olma olasılığı ile bakın. Olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1 arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Burası önemli. E bakın. Az önce ne dedik? Sevgili arkadaşlar. Ne istiyorum ben? 1 olmasını istiyorum bakın. Olma olasılığı 1 bölü 6. Olmama olasılığı nedir arkadaşlar? Olmama olasılığı bakın. 1 olmama olasılığı nedir? Kaç tane sayı var? 2, 3, 4, 5, 6. Yani 5 tane var bakın. Olmama olasılığı ise nedir? 5 bölü 6'dır. Bakın topladığınızda zaten havaya atılan bir zarın 1 olma olasılığının 1 bölü 6 olduğunu, olmama olasılığının yani 1 olmama olasılığının da 5 bölü 6 olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili hemen örneklere geçebiliriz. Gelin şuna bakalım. Evet. Torbadan, bakın yine torbadan işte artık ne çekeceğiz? Kağıt çekeceğiz. Bu rakamlar, evet. 0, 2, 4, 4, 6, 8 rakamlar özdeş kağıtlara. Özdeş kağıtlar arkadaşlar. Yani kağıtlarda bir değişiklik yok. Sadece üzerinde yazan sayılar, yani şu rakamlar farklı. Bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan rakamın çift. Arkadaşlar, hemen çift olma olasılığı. Bakın kaç tane çift var arkadaşlar? 2, 4, 5 tane. Peki kaç tane durum var? 5 tane. Bakın bunun bir olduğunu yani kesin olay olduğunu görebiliyor muyuz? Kesin. Kesin olay. Değil mi arkadaşlar? Çünkü buradan siz hangi sayı çekerseniz elinize ne gelecek? Çift gelecek. Hemen şuna bakalım bakın. Evet. Tek olma olasılığı. Evet, onu da farklı bir renkle yazalım. Bakın. Evet, tek olma olasılığı. Burada tek sayı var mı arkadaşlar? Yok. O zaman 0 bölü 5 diyebilir miyim? Eşittir 0. Buna ne diyorduk? İmkansız olay diyebilir. Peki, devam edelim. 2 olma olasılığını, evet, gelin bunu inceleyelim hemen. 2 olma olasılığı ne arkadaşlar? Evet, kaç tane 2 var? 1 tane. Peki kaç tane, toplam kaç tane durum var? 5 tane. O zaman 1 bölü 5 diyebiliriz. Hemen bir de 8 olma olasılığını hesaplayalım. Evet. Bakın 8 olma olasılığında 1 bölü 5 olduğunu bulabildim. O halde bakın 2 olma olasılığı ile 8 olma olasılığı ne çıktı? 1 bölü 5 çıktı. Ben bunları aynı zamanda ne diyebilirim? Eş olasılıklı durumlar diyebilir miyim? Durumlar diyebilirim. Evet. Bakın. Kesin olay, imkansız olay ve eş olasılık olma durumlarını burada incelemiş oldum. Geçebilirim bakın bir sonraki sayfaya. Bir turist grubundan rastgele seçilen bir turistin, evet, turist olma olasılığı, evet, 3 bölü 5'miş. Sevgili arkadaşlar, o, evet, Rus bakın. Rus olmasını, Rus olma olasılığı neymiş? 3 bölü 8'miş. E peki, ben neyi biliyordum? Evet, Rus olmama olasılığı. Bakın şuraya tik atarsanız olmama olasılığı. Kümleyen diye bir şey var. Bunu nitelikte göreceksiniz. Kümelerde. Bakın olma olasılığı o üstü bir böyle tik şeklinde gösterebiliyor. Bakın. Rus olmama olasılığını nasıl diyebilirim? Birden çıkarabilirim değil mi arkadaşlar? Birden çıkaracağım. Pardon. 3 değildi. Evet ne olacaktı?
1 değil de 3 olacak. 3 bölü 8 olacak. Evet. Bunun da bakın 8 çarpı 1, 8, 3 çıktı. 5. O zaman 5 bölü 8 olduğunu rahatlıkla görebiliyorum arkadaşlar. Demek ki olmaması neymiş? 5 bölü 8'miş. Devam edelim arkadaşlar. Hemen diğer örneğe. Evet. Biraz kayar gibi oldu. Devam edelim. Evet. 24 sayısının pozitif yönleri özdeş kartlara yazılarak evet. Ne oluyormuş? Kalemi tutup yaptı arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Evet. Kalemin rengini de değiştirdim isterseniz. Evet. 24 sayısının pozitif yönleri özdeş kartlara yazılarak kartlar karıştırılıp bir kutu yazıyor. Kutudan rastgele çekilen bir sayının kartta yazan sayının 5'ten küçük olması. Arkadaşlar 24'ün bölenlerini hemen inceleyelim. 1 olduğunu biliyorum bakın. 2 olduğunu biliyorum. 3. 4'ün böldüğünü biliyorum 24'ü. 6'nın, 8'in, 12'nin ve 24'ün. Evet bunların yani benim çıktılarım. Evet çıktılar nelermiş? Çıktı. Çıktılar bunlarmış değil mi? Bakın örnek uzayım bu. Örnek uzayım bu. 5'ten küçük olması istiyor. 5'ten küçük. Evet benim olasılığım o zaman hesaplayalım. 5'ten küçük neler var arkadaşlar? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Yani 4 tane durum var arkadaşlar. Evet bakalım. 5'ten küçük olma olasılığını hesaplıyorum. 4 bölü 2, 4, 6, 8 çıktı. Bu çıktı. Peki. Evet. Peki büyük olma olasılığına bakalım. Evet. Onun da 4 bölü 8 olduğunu görebiliyorum rahatlıkla. 4 bölü 8. O zaman 2, 4, 6, 8, evet. O zaman ben bunlara ne diyebilirim arkadaşlar? Eş olasılıklı durumlar diyebilirim. Durumlardır. Evet. Bunu da yapıp geçelim. Peki. Gelin inceleyelim. Bir torbada evet 4 tane beyaz, 6 tane kırmızı rastgele çekilen bir bilyenin kırmızı olmasını istiyor. A'yı hemen çözelim. A kırmızı olma istiyorsa 6 bölü evet 10 diyebilirim. Bakın bunu sadeleştirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar 2 ile 3 bölü 5 olur. Bakın şimdi B'ye bakalım. Mavi olma olasını istiyor arkadaşlar. Evet mavi olma olası 4 bölü 10'dur. Onun da evet 2 bölü 5 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim sadeleştirirsem. Peki C'ye bakalım. Evet. Beyaz veya kırmızı diyor arkadaşlar. Beyaz veya kırmızı. Bakın beyaz veya kırmızı diyorsa yani beyaz da olabilir kırmızı da olabilir. O zaman beyaz veya kırmızı diyorsa 10 bölü 10 diyebilirim bakın. O zaman da ne olur? 1 olur. Bakın. İsterseniz aynı zamanda veya dediği için toplama da yapabilirsiniz. Yani beyazlarla kırmızıların ortaklarını toplarsanız yine 10 bölü 10 çıkacaktır. 1 çıkacaktır arkadaşlar. Peki D'ye bakalım. Beyaz olmama olasılığı. Beyaz olmama olasılığı ne demek arkadaşlar aslında? Yani kırmızı. Beyaz değilse nedir arkadaşlar? Kırmızıdır. O zaman 6 bölü 10 diyebilirim. Bakın 3 bölü 5 çıkar arkadaşlar. Aynı zamanda siz nasıl bulabilirdiniz? Beyazı bulurdunuz. 1'den çıkardınız değil mi arkadaşlar? Bakın aynı zamanda siz bunu nasıl yapardınız? Beyaz olma olasılığını bulurdunuz. 1'den çıkardınız. Yine beyaz olma olasılığını bulurdunuz arkadaşlar. Peki devam edeyim hemen başka bir soruya. 15 kız varmış. 10 erkek öğrenciden bulunduğu bir sınıftan sınıf başkanı kura ile işte belirlenecek. Sınıf başkanının kız olma olasılığı yüzde kaç? Yüzde soruyor arkadaşlar. Gelin inceleyelim. Bakın. Evet. O başkan diyelim bakın. O B diyelim. Evet. Kız olmasını istiyor bakın. O zaman istenen durum 15 bakın. Peki tüm durumlar yani örnek uzayabiliriz. Evet. 25 diyebilir miyiz? Evet. Bakın. Evet. 25 bakın. Peki benden ne istiyor arkadaşlar? Yüzde sorduğu için evet bakın bu çıktı. Bakın ben ne yapacağım? Bunu 4 ile genişleteceğim arkadaşlar. Genişleteyim. 60 bölü 100 oldu değil mi bakın? O zaman yüzde 60 diye biliyorum arkadaşlar.
Onu söyledikten sonra hemen şu soruya geçelim. 3 kırmızı, 4 pembe, 5 mor bilyenin, evet. Bakın hemen bakıyorum. Bulunu bir sorbana rastgele seçilen bir bilyenin pembe olmalısını 1/2 olması için. Sorbe kaç tane daha pembe? Evet. Çok hoş bir soru arkadaşlar. Hemen şunun şöyle yazalım. 3 kırmızı, evet. Sonra evet, 4 pembe, 5 de mor mu var arkadaşlar? Şimdi bakın. Ben pembe olsun istiyorum, öyle mi? Hemen yazayım. O pembe, evet. 1/2 olmasını istiyorum. Şu anda 1/2 mi peki? Bakalım. Evet, 4/12. Demek ki değil. O zaman ben şuraya, evet bakın. Başka bir renkle x ekleyeyim, artı x diyeyim arkadaşlar. Toplamım ne oldu bakın benim o zaman? Toplam bilye. Toplam ne oldu? Evet, 12 artı x oldu mu bakın? Peki. Gelin o zaman yerine yazalım. 12 artı x oldu bakın toplam. Peki pembelerin bakın. Pembe ekledim değil mi ben? Pembe ekledim o zaman. 4 artı x diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Eşittir ne diyeceğim peki? 1/2 olmasını istiyor muydum? İstiyordum. Bakın arkadaşlar. İşlem tamamen bir denkleme dönüştü. Sevgili arkadaşlar, tekrar edelim. Tekrar. Bakın. 3 kırmızı, 4 pembe ve 5 mavi var. Ne olmuş burada? X tane de pembe gelmiş. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Hemen ekledim. Bakın. Şimdi dikkat edin. Sadece pembe değişmedi. Aynı zamanda toplamım da değişti arkadaşlar. Bakın toplam da değişti. Toplam. Toplam değişti. Dikkatli olun lütfen. Yoksa yanlış yaparsınız. Evet. 12 artı x oldu toplam. Hemen işler dışarı çarpma yapalım. Renk değiştirelim hemen. Rahat görün. Yazalım. Bakın. İşler dışarı çarpma yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hemen çarpalım. 8 artı 2x eşittir. Evet. 12 artı x oldu mu bakın? 2 ile şurayı çarptım. 1 ile de 12 artı x çarptım. Peki x'leri bir tarafa alalım. 2x eksi x. Evet, 7. sınıf denklem çözmeyi iyi bilmiş olmanız gerekiyor. İyi çalışmış olmanız gerekiyor. Bakın ortaya çıkıyor yani. X eşit buradan. 2x'den x çıktı. X kaldı bakın. 12'den de 8 çıktı. 4. Demek ki benim kaç tane daha eklemem lazım? 4 tane daha pembe bilye eklemem lazımmış arkadaşlar. Güzel denemelerde sıkça karşılayacağımız soru tiplerine. Bunları bitirdikten sonra bir soruya geçelim. Evet, bir sepette beyaz ve sarı yumurtalar bulunmakta. Sepetten rastgele alınan bir yumurtanın beyaz olma olasılığı 3/5'miş. Sepette 18 tane de sarı yumurta bulunduğuna göre sepetteki toplam yumurta sayısı. Gelin hemen bu denklemi, yani problemlemsi bir olasılık sorusunu çözmeye çalışalım. Bakın beyaz varmış. Evet. Ve sarı mı varmış arkadaşlar? Hemen bu bana verilenleri yazıyorum. Sepetten rastgele alınan beyaz olma olasılığını hemen yazalım bunun. Beyaz. Beyaz olma olasılığının 3/5 olduğunu biliyor muyuz? Evet. Sepette 18 tane sarı yumurta varmış. 18. Peki burada kaç tane yumurta olduğunu biliyor muyum? Hayır. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. X'i yazayım. Hemen gelip hesaplayayım. Bakın beyaz olmasını ben aynı zamanda şöyle hesaplayabilir miyim arkadaşlar? Hemen farklı bir renk kullanayım sizin için. Evet. Bakın arkadaşlar. Ben bunu aynı zamanda x artı 18 diğeri yazabilir miyim? Bakın beyaz olması x, x'in sayısı x'ten kaç tane varsa bölü evet, x artı 18 diye yazabilirim. Bakın bunlar birbirine eşit değil mi? Hemen işler dışarı çarpma yapabilir miyim? Yapabilirim. Hemen çözelim. Evet. 3x artı 3 çarpı 18 54 yapar mı arkadaşlar? 54 nereden geldiğine şaşırmayın bakın. 3 çarpı 18. Evet. Şimdi şuraya bakalım. 5 çarpı x oldu burası da. Peki. Hemen 54 eşittir. 3x'i bu tarafa atabilir miyiz? Atalım. Burada 2x kalır mı? Rahatlıkla görebiliyorsunuz. Peki şimdi ne yapacağız? Evet, her tarafı kaça bölelim arkadaşlar? Hemen rengi değiştirelim bakın. Rahat anlayabilirsiniz diye 2'ye bölelim. X'in kaç olduğunu görebiliyorum. 27 mi arkadaşlar? Evet. Kalem istediğimiz gibi yazmak. Silelim hemen.
x eşittir 27 oldu. Evet, x 27'ymiş. Peki benden ne istiyordu? Sepetteki toplam yumurta sayısını istiyor. Arkadaşlar, lütfen 27 demeyin bakın. Şıklarda 27 ise hemen atlamayın bakın. Toplam, evet. Ne olur o zaman? 18 artı 27 olur. Kaç söyleyin bakalım. Evet, 30, 40, 45 mi? Evet, 45 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Toplam yumurta sayısı arkadaşlar. Bakın yine hoş bir soru. Dikkatli dinleyin. Gerekirse tekrar dinlemeye çalışın. Evet. Bakın yine hoş bir soru. Problemimiz. Bir sepetteki elmaların sayısı portakalların sayısının iki katı. Bakın. Bana yine denklemimsi bir şey vermiş. Elma var. Evet. Portakal var. Ve ne var arkadaşlar? Armut mu? Armut. Hemen inceleyelim. Sevgili arkadaşlar. Portakalların sayısı, elmaların sayısı portakalların iki katı. Tamam. Portakalların sayısı da armutların üç katı. O zaman ben şuraya k desem daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Bakın en az armut gibi duruyor. Portakallar armutların kaç katıymış? Bakın hemen. Evet kaç katıymış? Üç katıymış. O zaman 3k diyebilir miyim buraya? Diyebilirim. Peki devam edelim geriye doğru bakalım. Başa doğru sarıyorum. Elmalar da portakalların neymiş? 2 katıymış. Elmalar 2 katıysa o zaman burası 6K mıdır arkadaşlar? Evet 6K. Bakın önce cebir şu bana verilen sözel cebirsel ifadeyi ne yapıyorum aslında? Sözel bir şekilde matematik diline dönüştürmeye çalışıyorum. Şimdi gelin. Torbadan rastgele alınan bir meyvenin portakal olmalısı. O portakal mı istiyor? Evet. Gelin hesaplayalım. Evet kaç tane portakal var? 3K tane. Toplam kaç tane meyvemiz var? 6, 9, 10K değil mi arkadaşlar? Evet. Biz ne yapabiliriz peki burada? Hemen şunu yapabiliriz öğretmenim. Renk değiştirelim. Değiştirelim arkadaşlar. Evet. K'lar birbirini götürür mü? Götürür. O zaman sonuç ne olur? 3 bölü 10 olur bakın. Bakın 3 bölü 10 rahatlıkla bulabilir. Neyi? Portakal olma olasılığı arkadaşlar. Peki, gelin şunu inceleyelim. Evet. Özür dilerim. Hata oldu. Hemen düzelttim. Evet, 1'den 12'ye kadar olan sayılar özdeş kağıtlara yazılıyor. Bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir sayı. Hemen bakalım. Evet, 1'den 12'ye kadar yazalım. 1, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Bakın yazın arkadaşlar. Erinmeyin bakın. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 varmış. Evet. Tek sayı ve 5'ten küçük. Bakın tek olacakmış ve 5'ten küçük olacakmış. Bakın tek ve 5'ten küçük kim var? Bakın bunlar var. Ve tek olması. Yani 1 bölü 3. Yani 2 tane durum var. O zaman ben şunu şöyle söyleyebilir miyim? 2 bölü. Evet kaç tane sayı vardı? 12 vardı. Sadeleştirebilir miyim bunu? Evet 1 bölü. 6 olduğunu rahatlıkla söyleyeyim. Bakın dikkat. Tek ve 5'ten küçük. Yani tek demiyor. Tek deseydi buradaki teklerin hepsini alırdım. Fakat 5'ten aynı zamanda küçük olması istiyor. Şimdi gelelim. Çift veya 8'den büyük. Çift olabilir veya 8'den büyük. Burada durayım. Evet. Çift sayı olmalısına bakalım. Toplayabilir miyim bakın bunları iki durumu da? Çift. Çiftler neler? Evet, 2, 4, 6, 8, evet, 10 ve 12. Evet, evet kalemimiz tutukluk yaptığı için biraz sıkıntı yaşadık. Peki, bakın çift veya 8'den büyük. 8'den büyük olması ne arkadaşlar? Evet. 10, evet ve 12. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Evet, toplamamız lazım arkadaşlar. Veya dediği için bakın şuradaki durumların hepsini almamız lazım bakın. Veya dediği için. O zaman ben gelip evet. Kaç tane durum var arkadaşlar? Tabii bir durumu iki defa saymıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane durum var. Bölü, evet. Kaç tane durum var? 12 tane. Sadeleştirdiğinde yine 1 bölü 2
çıkacaktı arkadaşlar. Yani seçtiğim bir sayı çift veya 80 büyük olmasının 1 bölü 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, burada bir şey dikkatimden kaçtı. Hemen düzeltelim bakalım. Şunu bir düzeltelim. Şöyle tekrar okuyalım. Evet, dalgalama da geldi. Bakın, bize ne diyor? 8'den büyük, büyük çift dememiş arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım da. Gelin beraber çözelim tekrar. Evet, 8'den büyük ne olabilir arkadaşlar? 9 olabilir, 10 olabilir, evet 11 olabilir ve 12 olabilir. Bakın, veya dediğim için. Sevgili arkadaşlar, siz burada şunu yapabilirsiniz. Şu çifti bulalım. Evet, hesaplayalım. Çift olmaması ne? 6 bölü 12. Artı, evet. Peki 8'den büyük olmaması nedir arkadaşlar? Evet. 4 bölü 12. Bakın arkadaşlar, bir şeyi çıkartmış olmanız lazım. Siz onu iki tarafta da saydınız değil mi? Bakın arkadaşlar. O zaman siz şunu ne yapacaksınız? Ya buradan ya buradan çıkaracaksınız. Bizim şu hesaplamadan 2 bölü 12 diye çıkarmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yaparız peki? Bakın, faydalar eşit olduğu için 10 yaptık, 2 çıkardık. 8 bölü 12 oldu. Peki sadeleştirsem ne olur? 4'e bölersem 2 bölü evet 4 ile sadeleştirsem 2, 4 ile bölersem 3, bakın 2 bölü 3 oldu. Evet, tekrar dikkat edelim buraya. Çift veya 8'den büyük. Çift olanlar bunlar. 8'den büyük olanlar bunlar arkadaşlar. Bakın hesaplıyorum. Toplama diyor. Veya dediği için şu, bakın artı. Şu vurgu önemli. Evet. Fakat aynı şeyleri iki defa saydığım için burada onları da çıkarmış oldum. Bu şekilde hesaplıyorum. Evet arkadaşlar, devam edelim bakın. Evet. Yine hoş sorulardan, klasik, hep karşınıza gelecek sorulardan. Bakın, siz bu soruları şu şekilde çözmenizi tavsiye ederim bakın. Tablo yapın arkadaşlar. Evet, gelin tablo yapalım. Evet, kız var, erkek var, gözlükler var. Gelin bakalım beraber. Bakın, evet. Kızlar, erkekler, gözlüklü ve gözlük. Düz bakın. Dikkat edince gözlüksüz olacak. Bakın, sizin sınıfınızda kaç tane kız var? 12 tane, doğru mu? Kaç tane, özür dilerim, 8. Evet, bugün şey bu. Sayıları ters görüyorum, dikkat edersiniz. 8 tane kız var. 12 tane erkek var mı? Evet. Kızların 3'ü gözlüklü. Bakın, kızların 3'ü. O zaman 3 tane gözlüklü ise kaç tane gözlüklü? 5. Erkeklerin 5'i gözlüklü. Tamam, yazalım 5'ini. Kaçı gözlüksüz o zaman? 7 tanesi gözlüksüz. Bakalım bunu yaptıktan sonra toplamında kaç olduğunu biliyorum? 20. Sınıf. Sınıfın tümü tüm 20. Gelin bakalım. Rastgele seçilen. Evet. Gözlüksüz kız veya gözlüklü erkek öğrenci. Gelin bakalım. Gözlüksüz. Hemen A'yı bulmaya çalışalım. Gözlüksüz kız. Gözlüksüz kız olmaması nedir arkadaşlar? Burası. 5 bölü, evet 20 mi? Evet, toplam 20'dir bakın. Artı diyorum. Gözlüklü erkek. Gözlüklü erkek neresi arkadaşlar? Bakın burası. Evet, 5 bölü. Yine 20 midir arkadaşlar? Bakın topluyorum. İkisinin kesişimi olan bir şey çıkaramıyorum zaten. Ortak bir şeyler olmadığı için çıkarmıyorum. Ve 10 bölü ne diyorum? 20 diyorum. Yani 1 bölü 2 diyebilirim. Bunu çözdükten sonra renk değiştireyim ki karışmasın arkadaşlar. Hemen mavi yapalım rengimizi. Ve gelin beraber devam edelim. Şuraya da B'yi çözelim. Gözlüklü kız. Evet, gözlüklü kız olma. Nedir arkadaşlar gözlüklü kız? 3 bölü. Evet, 20. Artı. Veya erkek olması. Erkek olma arkadaşlar nedir? 12 bölü. 20'dir bakın. Bunu da yazıyorum ve toplayınca 15 bölü 20 diyebilirim arkadaşlar. Bunu da sadeleştirebilirsiniz. Sadeleştirirseniz burası 3 olur. Burası 5 ile sadeleştirirseniz 4 olur. 3 bölü 4 olur arkadaşlar. 3 bölü 4 diyebilirim. Bunu yaptıktan sonra C'ye bakalım. Evet. Bakın C ne diyor? Kız veya gözlüksüz erkek. Kız, evet.
kız veya gözlüksüz erkek. Evet. Yani şurası. Değil mi? Bakın. Şu durumu istiyor. Bakın hemen. Kaç tane insan var burada peki? Kız veya gözlüksüz. Evet. Topluyorum bakın. 3 artı evet 5 artı 7 bölü ne olacak arkadaşlar? 20 olacak. Hemen. Evet. Yine 15 bölü 20 çıktı. Sadeleştirdiğimde yukarıda sadeleştirmişsiniz zaten bakın. 3 bölü ne oldu? 4 oldu. 5 de sadeleştirdim. 3 olur. Burası zaten 4 olur bakın. 3 bölü 4 olur. Hoş bir soru. Lütfen bu soruyu çözerken tablolaştırarak çözmeye çalışın arkadaşlar. Şu verileri böyle sözler ifadeyle kullanmamaya çalışın. Tablo haline getirin ve ölçüdün. Peki bir soru sonunda bakalım. Bir kitaplıktaki bulma kitaplarından rastgele alınan bir kitabın hikaye kitabı olmaması 130. Gelin bakalım. Hikaye. Evet. Başka ne varmış ki? Evet toplam. Hikaye olma olası %30'muş. Öyle mi? Evet. 12 tane. Ve 12 taneymiş. O zaman siz şöyle bir o hikaye %30 değil mi arkadaşlar? Bunu böyle yazabilir miyim? Yazabilirim. Bu aynı zamanda şuna mı eşitmiş? 12 bölü evet toplam kitap değil mi? Şunu yazalım o zaman. Evet. 12 artı x diyelim. Ya da şunu silip tamamına a da diyebiliriz. Hemen tamamına a diyelim isterseniz. X'ini de göstermiş olalım. Bir görüntü çalışırsa hemen diyeceğiz. Evet. Gelin arkadaşlar. Biz kitapların tamamına ne diyelim? A diyelim. Olur mu? Tamamına a. Bakın. Siz buradan şurada bir eşitlik var mı arkadaşlar? Bakın. İşler çarçabını yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hemen sadeleştirelim öncelikle. Evet. Bakın. Şunlar birbirini götürür. Bakın. Şurada size oran işler çarçabını yapalım. 3 çarpı A eşittir. Evet. 120 miymiş arkadaşlar? 10 çarpı 12'den. A da buradan kaç çıkıyor bakalım gördüğünüz gibi? 40. O zaman benim toplam kitap sayım kaç tane arkadaşlar? 40 tane. Bakın toplam kitabı sormuş. Bana hikaye olmayanları sorsaydı kaç tane olurdu? 12 çıkarırdım. 20 tane. 28 tane de hikaye olmayan kitaplarım olur. Peki. Matematik öğretmeninizde her iki basamaklı bir sayı söylemesi istemiş. Evet. İki basamaklı bir sayı. Neler var arkadaşlar iki basamaklı? Bakın 10 var. 11. Bakın 12 var. Ta nerelere kadar geliyor? Evet. 99'a kadar geliyor. Bakın bunların kaç tane olduğunu bir bulalım. Değer söylediği sayının 3'ün katı olması. Demek ki benden 3'ün katı olmasını istiyor. Şimdi önce ben kaç tane sayı olduğuna bakalım. Bakın 1'den 99'a kadar sayı olsaydı kaç tane olur? 99. Burada 9 tane sayı yok bakın şuralarda. Şuralarda 9 tane sayı yok. O zaman 90 tane. 90 tane. Evet. 2 basamaklı mı? 90 tane 2 basamaklı. Peki 3'ün katı kaç tane var? Evet. Evet. Kimler var arkadaşlar? 12 var. 15 var. Evet. Bakın. 18 var. Diye devam ediyor. Kaça kadar? 99'a kadar. Bakın. Bunda da şuna dikkat edin arkadaşlar. Evet. 3 parantezini alın. Bakın. Evet. 3 parantezini alırsanız. Evet. 4 olur bakın. 5. Evet. Parantezi aldık. Bakın. 33'e kadar. O zaman bakın 4'ten 33'e kadar sayılar var. Burada da toplam kaç tane var arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3. 33'e kadar 33 tane olacaktı. İlk 3'ü yok. O zaman 30 tane olur. 30 tane de buradan var mı arkadaşlar? 30 tane. Bakın. 3'ün katı. O zaman gelin hesaplayalım. Evet. Evet. Benden 30 tane 3'ün katı olduğunu biliyorum. Toplamda kaç tane sayım var? 2 basamaklı. Evet. 90 tane. Buradan 1 bölü 3 olduğunu rahatlıkla bulabilirim arkadaşlar. Evet. Yine buna bakalım. İrrasyonel sayılarla ilgili. Yukarıdaki tabloda seçilen bir sayının irrasyonel olması. Bakın. İrrasyonel hangileri? Bakın. Rasyonel. Bu rasyonel. Bu rasyonel. Bakın. Bu irrasyonel bakın.
Murat Yönel. Evet, bakın. Pi irrasyoneldir. Evet. 1.6 kök içinde, kökün dışına çıkamayacağı için o da irrasyoneldir. Kök 5 de irrasyoneldir. Bakın. Eksi kök 2.7, -10.7 irrasyoneldir. Fakat bakın, bunun nasıl devam ettiğini bilmediğiniz için bu irrasyoneldir. Bakın, kökü 10.2. Kaç tane bakın irrasyonel sayı var arkadaşlar? 4 tane var bakın. Peki kaç tane sayı var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane. O halde şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? Evet, 1/2 diyebilir miyim buna sadeleştirsem? Bunun da %50 olduğunu rahatlıkla söylerim sevgili arkadaşlar. Bakın onu yaptıktan sonra hemen bir sonraki soruya geçelim. Evet, yine hoş bir soru. 12 tane kız varmış arkadaşlar. Ve 13 tane de erkek varmış. Doğru mu? Ben bunu değiştireyim. Kız mı yapayım? Bakın arkadaşlar. Sınıftan kaç erkek öğrenci ayrılırsa. Yani buradan ayrılmayacak fakat buradan ayrılacak. Yani 13 eksi x diyelim mi? Seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığını soruyor. Kız. Bakın. O kız olma olasılığı neymiş? 3/5 olacakmış. Ve erkek öğrenci ayrılacakmış. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Bakın. 12 tane kız var bende. 25 eksi x mi oldu bakın burası? Evet. Bakın. Sevgili arkadaşlar. Bunu hemen kuralını öğretelim size. Kaç katı alınmış arkadaşlar? 4 katı. 4 katı. Peki buranın da 4 katı alınacak mı? Evet. 4 katı. Kaç olur o zaman burası? Hemen farklı bir renkle yazayım isterseniz. Burası kaç olur o zaman arkadaşlar? Burası. Evet. 20 olur mu bakın? Evet. O zaman 25 eksi x'in 20 olduğunu biliyorsam x'in de 5 olduğunu söyleyebilirim. O halde 5 erkek ayrılırsa benim koşulum sağlam arkadaşlar. Evet. Evet. Bir olasılığın gerçekleşme olasılığı olabilenlerin önünde kutu. Arkadaşlar, olasılık neyle ne arasındaydı? Sıfırla, evet, neyle arasındaydı? Bir arasındaydı. O, A diyelim. Bakın, bu olabilir. Evet, artı diyebiliriz. 3 olamaz arkadaşlar. 3 diye bir olasılık olamaz. En büyük 1 olabilir zaten. Bakın bu da bileşik kesir olduğu için bu da olamaz. Bakın bu bir basit kesir olduğu için olabilir. Bu da olabilir bakın. İmkansız olay. Evet, eksi de olamaz arkadaşlar. Bir olayın olasılığı eksi olamaz bakın. Bakın 1 olabilir bir olayın olasılığı. Evet. Bakın 1 tam diye bir olasılık olamaz arkadaşlar. Bunları da sevmiş olalım. Sınavlar da karşınıza gelecektir. Evet. Sevgili arkadaşlar, soruları hazırlayan Özlem, Raşit Güzel ve Cuma Abak hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Matematik.net ve raşitgüzel.com'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Sefa Sevim hocamıza ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar.